yolun getirdiği yerlerdeyiz yine. Bu kez coğrafya farklı, bu kez konumuz da birazcık farklı aslında. Hep doğada, hep işte akarsu kenarında, dağda, taşta vesaire oluyoruz ama bugün birazcık kültür diyelim, birazcık tarihin ucundan dokunalım. Belki birazcık tarihin derinliklerine doğru bir dokunuş yaparız. Başkaları gelir bizim o dokunuşumuzun devamını getirir diye. Farklı bir yerdeyiz. Bulunduğumuz yer Denizli, Çivril, Özdemirci. Demirci köyde deniliyor ama Özdemirci bilinen adı. Biz yine o Özdemirci adıyla anmaya devam edelim. Özdemirci karşıda gördüğünüz yer ama bu kadar değil. 9 civarında mezradan oluşan bir belde yakın tarihe kadar. Ama büyükşehir yasasıyla burası da mahalle olmuş. O mahalleler de mahallenin mahallesi olmuş. Dolayısıyla böyle bir beldedeyiz. Burası coğrafi olarak farklı. Konuşlanma, yapılaşma anlamında farklı. Dolayısıyla kültürü de biraz farklı. Değişik derecikler var böyle yerleşmenin içinden geçen, arkasında kalan, önünden dolaşan. Bunların her birinde başka bir kültür var. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bir mahalle mesela yayla mahallesi diyorsun ya da işte merkez mahalle diyorsun, ortaca diyorsun, aşırt diyorsun gibi değişik isimler var. Bu isimler, bu mahalleler ya da bu mevki adları bölgenin farklılığını aslında birazcık anlatıyor. Şimdi onu bir kenara koyup niçin Özdemirci ya da Demirciköy denmiş birazcık ondan bahsetmek lazım. Demircilik yapıldığı için değil muhakkak. Rivayetler muhtelif, işte Dazkırı tarafından birilerinin bu tarafa geldiği söyleniyor. Onların işte o adla anıldığı için bu ismi aldığı söyleniyor. Bir başkası işte gelen insanların sülale isminin bu olduğu için öyle olduğu söyleniyor. Rivayetler çok muhtelif ama biz ona çok girmeyelim. Adının ne olduğu çok da o kadar önemli değil. Özdemirci'yi biliyoruz. Özdemirci'nin çevrelerine doğru gideceğiz. Özdemirci'den biraz detay alacağız. Bakacağız neler 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 göreceğiz. Şimdi Özdemirci'deyiz. Özdemirci çok özel bir bölge. Hani insanlar bazı köy, kasaba, ilçe hatta ilin kenarından gelip geçer ama hiç onun içinde ne var, ne yok. Burada kim yaşamış, nasıl yaşamış, tarihi nedir, geçmişi, bugünü nedir diye bakmaz. Sadece basar geçeriz. İşte Özdemirci de öyle bir yer. Ama ben daha önceki zamanlarda da birazcık gezip tozduğum, birazcık işte meraklandığım için bazı konulardan haberdarım. Bu defa dedik ki Özdemirci'ye gidiyoruz. Özdemirci'yi tanıyoruz, tanıtmaya çalışıyoruz ve Özdemirci'deyiz. Şimdi Özdemirci'nin detaylarından, genelinden, özelinden birçok şeyden bahsedeceğiz. Ama hayatın başlangıcı suysa ve biz hep su diyorsak, önce Özdemirci'nin cimciminden ya da dımdımından ya da kim ne diyorsa suyundan bir tatmamız lazım. Bir çeşmeye de başlamamız lazım. Hayat suyla başlıyorsa biz de bugün suyla başlıyoruz. İşte çeşmeler hep böyle şekilleriyle adlandırılıyor. Kimisi şarlan der, kimisi ne bileyim işte şelale adına verir, kimisi göz der, kimisi başka bir şey der. Burada da cimcim demişler. Bu dımdım, damla, şığıl şığıl gibi isimlerle alınan bir şey. Herhalde çok az aktığından, damla damla aktığından cimri olduğundan değildir kesin de. Öyle olduğundan bu adı almıştır. Bunu açarsak bu dımdımdan biraz fazla olacağı benziyor. Hatta cimcimden biraz fazla, evet. Ama biz suyu yine de ekonomik kullanalım. Herkesin kullandığı gibi damlasından alıp içelim. Evet, güzel de bir su. Su abi hayat. Su varsa hayat var. İşte bu suyu da içtikten sonra artık biz şimdi hızlı bir şekilde Özdemirci'ye inip etrafı dolaşabiliriz ve gezebiliriz.
Cimcim'den suyumuzu içtik. Şimdi Öksüz Mezarlığı'na doğru yürüyüş halindeyiz. Yine vadi tabanından, derelerin içerisinden ama Özlemeci'nin de içerisindeyiz şu an. O mezarlığa doğru gideceğiz. Bakalım mezarlıkta nelerle karşılaşacağız. Malum mezarlıklar bizim genomlarımızın saklandığı, genetiklerimizin saklı olduğu, kültür genetiklerimize dahil olmak üzere saklandığı yerler. Şimdi bakalım Öksüz Mezarlığı'nda neler göreceğiz. Yol bizi bu defa nasıl bir sürprizle karşılayacak? Özlemeci içerisinde yürümeye devam ediyoruz. Hemen bu solunda kalan yer Öksüz Mezarlığı. O mezarlığın sağından devam ediyoruz. Daha doğrusu dere ile mezarlığın arasında bir yerdeyiz. Dere buradan sanıyorum köyün bu kısmının bahçelerin içerisinden akıp gidiyor. Burası da ama doğal böyle bir basamak oluşmuş gibi hal var. Bu kayalar kesilmiş sanki böyle. Hatta çok uzun zaman önce kullandığını tahmin ettim. Bir de merdiven var çok sağlam diye gibi. Şimdi o kadar korkuyor ki buraya da bir tutanak yapmışlar böyle. Tutamaktan geçiyoruz. Evet şimdi mezarlığın hemen kenarındayız. İşte nerede ağaçlık varsa orası mutlaka mezarlıktır. Şimdi buradan kayaların içerisinin üzerinden ki derenin aktığı yerle mezarlığın olduğu yer tam birbirine sınır. Devam edip gidiyoruz. Birazdan mezarlığın içinde olacağız. Şimdi mezarlıklar tabi her zaman sürpriz yapan yerlerdir. Ama şu an geçerken fark ettiğimiz bir detay bu. Şu an elime dokunmuyorum, herhangi bir şey de yapmak istemiyorum ama bir şekilde dokunmak zorundayız. Sanıyorum bu bir kafatası. Çünkü bu da bir yerde çıkmış, mezarlık sınırı çekilmiş ama aşağı doğru geliyor olabilir. Burada dağılmış, şu beyazlıklar hep bu kafatasına ait ama benim bunu bir şekilde dokunmam lazım. Şöyle dokunursam ne olur? Evet. Evet bu bir. Evet bu bir insan kafatası. Burada da bir minik örümcek var. Sanıyorum bu arka kısmı şöyle olmalı. Evet. Öksüzler Mezarlığı denilen yerdeyiz. Yani buradaki yaşayan insanların Öksüzler Mezarlığı dediği yer. Hakikaten mezarlık öksüzler mezarlığı belli. İçinde sadece 4-5 tane büyük taş kalmış. Ki bu taşlar da galiba bu bölgenin taşları ya da yakın yerden getirilen taşlardan biraz kumlu taşlar, kumlu kayalardan oluşmuş taşlar. Özellikle bu da çok net belli oluyor ama bölgenin karakteristik mezar taşına örnek bunlar. Özlemeci içerisinde çok sayıda mezarlık var bunun gibi. Belki 8-10 tane bahsediliyor. İşte onlardan bir tanesi bu. Arkada da yine derenin kenarında. Ve buradan da tabii yine başka bir mezarlığa geçeceğiz. Sonra başka mezarlık. Yani biz bu defa dünden başlayıp yarına doğru bir uzun yolculuk yapacağız. Bakalım bu yolculukta nelerle karşılaşacağız.
Özdemir içerisinde yine yerel mimarinin örneklerinden bir tanesinin önündeyiz. Artık bunlar pek kullanılmıyor tabii ama eskiyi anlamak için biraz incelemekte fayda var. Alt her yerde olduğu gibi taş, daha sağlam olsun diye. Üzeri ise taş, su basmandan sonrası ise köşelerin bir kısmı su basmandan az üzerine çıktıktan sonra kerpiç. İşte burada kerpiç hem sıva, dış sıva, üst sıva burada olduğu gibi. Bunun içerisinde ne var? Kirli toprak, saman ve unutmasın galiba sellozla ilgili olduğu için de olabilir. Ve bu yapı aynı zamanda kerpiçin içinde de var. Gördüğünüz gibi kerpiç yaklaşık 30 santimetreye 10 santimetre gibi bir ebatta kesilmiş ve burada bir havalandırma oluşturulmuş evin içerisinde. Ama bu kerpiç yapının dışındaki sıva çok ilginç. Burada büyük bir parça daha kaldırmak istiyorum. Şöyle ki bakın bu kadar sağlam, ne kadar yıl önce yapıldığı belli değil ama korumaya ve izolasyon sağlamaya devam ediyor. Tabii biz elimizle dokunduktan sonra artık o izolasyonu sağlayamayacak. Böyle koyuyoruz. İşte bu da buradaki yerleşimle ilgili detaylardan bir tanesi. Keza pencereler öyle. Bu iki katlı bir ev. Muhtemelen altısı ahır. Üzerinde insanlar yaşıyor. Havalandırma delikleri de bunlar. Buradan da yine başka bir komşu ev var. O da buna benzer bir şekilde. Artık bunlar tıpkı mezarlıklarda olduğu gibi ömrünü tamamlamış, yaşamdan kopmuş, içindekiler gitmiş. Şimdilerde yalnızlığını yaşamaktalar. Hatta şöyle söylemek belki biraz da felsefi mi olur bilemiyorum. Geçmişin tanıklığını yapıyorlar ve bize de mesaj vermeye çalışıyorlar anlayabilirsek. Özdemirci içerisinde, köy içerisinde gezmeye devam ediyoruz. Artık çok fazla karşılaşmadığımız, burada da hemen hemen son günlerini yaşamakta olan bir yapının önündeyiz. Burası bir köy odası. Köy odası otellerin, konakların, köy konaklarının olmadığı zamanlarda ihtiyar heyetinin toplandığı, konuşmaların yapıldığı, köyle ilgili kararların alındığı yer. Aynı zamanda misafir geldiği zaman hayvanını alta, kendi üstte kalacak şekilde planlanmış yapılar. Bu yapılarda kalan insanların yiyeceği içeceği nereden derseniz o da bu odaların yakınındaki insanların o yiyeceği içeceği vermesiyle karşılanan bir ihtiyaç. Yani işte atıyorum burası X köy odası, bir başkası Y köy odası. O köy odasında kalanlara köyün insanları bir şekilde yiyecek, içecek, yatacak, kalkacak ihtiyaçlarını karşılıyor ve burası o zamanların otel olarak kullanılıyor. Evet, Özdemirci içerisinde köy içerisinde bir başka köy odasının üzerindeyiz. Halen ayakta olan iki odadan bir tanesi bu. Bir öncekinde gördüğümüz, gördüğümüz odada faaliyet yok gibiydi ama bunda sanki birazcık değil, var. Hatta elektriğini yakalım. Evet, burası aktif. Kullanılıyor. Son derece ilginç aslında. Yani günümüzün apartlarından 1+1, 2+1'lerinden bahsederken köylerde hala köy konağının, köy konağı demeyeyim düzeltiyorum, köy odası, köy konağı başka bir şey çünkü. Bir köy odası, 3-4 tane yatak var, ortada bir soba halen var ve bir yüklüğü var. İşte burası gelenin, zorda kalanın kullanabileceği,
yurdum kültürünün, Anadolu kültürünün tipik örneklerinden bir tanesi. Birçok köyde var, birçok kırsalda var. Ama burası aktif halde. O yüzden göstermek istedik. Bugün biraz böyleyiz. Bugün biraz kültürden, biraz yaşamın içinden, biraz bizden bahsetmek gerekir. Hep doğa, evet güzel, akarsular güzel, göller güzel ama biraz da kadim kültür denen bu coğrafyaların kültüründen bahsetmek lazımdı. Bugün onu yapıyoruz. İşte onun örneklerinden bir tanesi de buydu. Tarihin derinliklerine doğru inmek istiyoruz. Tarihe doğru bir dokunuşumuz olsun istiyoruz. Doğa güzel, ortam güzel, yaşam güzel, yaşam farklı belki. Birçok şeye tanık oluyoruz gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerde. Ama bu defa bir farklılık olacak. İşte o farklılık tarihe dokunmak gibi bir farklılık olacak. Biz tarihçi değiliz şüphesiz. Çok iddiamız da yok. Ama gördüğümüzü göstermek, gösterdiğimizi anlamak, anladığımızı dilimiz döndüğünce anlatmak gibi bir kaygımız var. İşte o yüzden özlemecideyiz. Özlemecide şimdi dünden kalan izlerle biraz buluşacağız, konuşacağız. Birazcık bu bölgeden bahsedeceğiz. Çünkü bu vadi içerisinde birkaç tane mezarlık peş peşe oluyor. İşte o mezarlıklardan bir tanesine doğru şimdi gidiyoruz. Özelliği ne diyeceksiniz? Özelliğini gidince göreceğiz. Sevgili izleyenler, biz mezar taşının yanındayız. Mezar taşı deyince sadece mezarlıklarda gördüğünüz küçük işte bir 50, bir 70, bir 80 civarında en fazla taşlar olur. Önünde bulunduğumuz taş 3 metre en az. Çünkü bir 70 gibi ya da bir 65 gibi düşünürsek bir o kadar var. Belki daha da fazla. Bu yükseklikte bir taşın ayakta durabilmesi için bu kadar da toprağa girmesi gerekiyor en az. Çünkü kalın ve ağır bir taş blok bu. İşte burası Özdemirci. Özdemirci köyün içerisindeyiz. Özdemirci köyün içerisindeki mezarlıklardan bir tanesi burası. Kullanılmıyor şimdi ama çok eski tarihlerde mutlaka kullanılmış. Olmamış olsaydı zaten bunlar olmazdı. Ve çevrede daha çok fazla etrafta taş olduğu gözüküyor. İzler belli. Bazı yerlerde tek tük kalan taşlar da var. Çok şey söylenebilir. Bununla ilgili biraz konuşacağız. Çünkü Özdemirci'nin bir başka özelliği de zaten bu mezar taşları. Şimdilik çok fazla detaya girmeden sadece bu taşın üzerindeki motiflerden, daha doğrusu izlerden bilinen anlamdaki adıyla da damgalardan bahsetmek lazım. Biraz yosunlanmış yüzey ama burada bu motifleri görmek, şu an kameraya ne kadar çekebiliyor bilemiyorum ama baklava dilimi tarzı ve çentikli bir şekilde devam ediyor yukarıya doğru. Bu ışık yönü düzgün olduğunda çok daha net belli olan motiflerdir böyle. Bu yukarıya doğru gidiyor. Muhtemelen o üst bölgelerde sarı yosunların olduğu yerlerde de bitiyor. Ama şöyle bir özellik daha var. İklimin yani sıcak ve soğuğun etkisiyle birlikte bu taşlarda artık çatlamışlar. Belki yakın bir zamanda bu gördüğümüz şu motifler de kaybolacak. Çünkü buradan 2 santimlik bir yukarı doğru giden
bölüm çatlamış. Belki önümüzdeki yıllarda bu da düşecek. Bu defa mezarların küçüklüğüyle ilgili bir şey söylemek lazım. Yan yana, peş peşe küçük küçük mezarlar var burada. Belki de çocuk mezarı ya da küçüklerin defnedildiği, gömüldüğü bölüm burası. Ama işte burası da böyle ilginç bir şey. Arka planda iyi de ağaçları, işte kavaklar, selviler, dutlar vesaire derken burada da böyle sessiz sessiz kendi kaderini yaşayan bir mezarlık. Ve bu vadi boyunca da sanıyorum bu mezarlıklar devam ediyor. Çünkü üst bölgelerde de vardı. Ama en büyük özelliği bunların asıl mezarlarının büyük uzun taşlardan olması. O da sanıyoruz bölgenin en ilginç özelliği. Sevgili izleyenler, Özdemirci'deyiz. Özdemirci'nin etrafında dolanıyoruz. Burası Özdemirci'nin hemen hemen biraz uzağında diyebileceğimiz yerlerde Hekimoğlu Çeşmesi mevkii. Hekimoğlu, lokma hekimlik yapan bir aileden birisinin yaptırdığı, bu getirdiği bir su var burada. Çeşme yapılmış etrafına ve değişik amaçlarda kullanılan önünde bir havuzu var. Arkada çeşmeler var. Önünde yeşillik bir alan var. Muhtemelen yakın zamana kadar farklı amaçlarda kullanılmış. İşte sosyal amaçlı piknik yapılan alanlar, belki okuldaki çocukların gezmeye, pikniğe geldiği ya da eğlence için geldiği ya da doğayı tanımak için geldiği bir yer. Ama onun dışında köylülerin burada koyun yıkama, sulama ya da hayır hasenat gibi başka işlerde yapabileceği bir mekan burası. Yakından gidince göreceğiz belki çeşmeler, havuzlar ve diğer yapılar daha anlaşılır olacak ama ilk bakışta söğüt ağaçları, aşağıda çınar ağaçları ve hatta ceviz de var ve diğer ağaçlar, iğde de dahil tabii. Bu bölgenin sosyal amaçlı dizayn edilmiş bir suyla da yaşanır hale getirmiş olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu da Türk geleneğinin kırsaldaki sosyal yaşamın izlerinden bir tanesi. Yani kültürün ögelerinden bir tanesi diye anlatabiliriz. Sevgili izleyenler, mezarlıkta toplumların özellikle kültürlerinin, kültür kodlarının saklandığı en özel yerler. İşte biz de böyle bir mezarlıktayız. Tatarcık
mahallesindeyiz. Burası Özdemirci köyünün yukarısında tepelerde bir yerde. Adı da üzerinde olduğu anlaşılacağı gibi Tatarcık. Muhtemelen böyle bu isimle bir sülalenin yaşadığı yer olmalı. Ki onun adıyla bir köy kurulmuş. Şimdilerde mahalle olmuş. Onların mezarlığındayız. Buradaki mezar taşları da yine çok ilginç ve özellikli. Bakıyoruz şimdi içinde bulunduğum bu yerde benim boyumdan çok daha yüksek bir mezar taşı. Yine burada damgaları var, onunla ilgili yazılar vesairesi var. Ve böyle bir taşın muhtemelen bu kadar da ya da yarısı kadar da aşağısı olmalı. Dolayısıyla mezarlıkta başka taşlar, başka mezarlar, başka damgalar da var. Arka taraf yine bununla ilgili başka bir örnek. Yine bu tür mekanların özel ağacı, ardış ağacı. Her ne kadar bazı yerlerde çınar, eski ağaçlarla ilgili, eski yerleşimlerle ilgili, kültürle ilgili farklı isimlerle adlandırılsa da asıl vurucu ağaçlar, simgesel ağaçlar, ardıç ağaçlardır. Çünkü ardıç ağacı çok dayanıklı, çok zor iklimde, zor koşullarda yaşayabilen, mevcudiyetine devam ettirebilen ağaçtır. İşte o ağaçların da burada devasa boyutlarda olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bunlar da bize bölgeyle ilgili çok kalıcı detay vermekte. İşte biz ardıç, mezarlar, mezar taşları. Burası Özdemirci'nin daha yukarılarında, dağbaşı dediğimiz bir yerde bir yerleşim alanı. Bal olarak da değerlendiriyoruz çünkü insan vücuduna benziyor ve kafa kısmı kırılmış. Muhtemelen bunda baş da vardı. Çünkü şu bölge çok belli. Üste kafa, vücut gibi ve yan yatmış. Aşağıda da yine şekillendirilmiş bir hali var. Bu da özel taşlardan bir tanesi sanıyorum. Ama burası tabii ormanın içerisinde kalmış. Çok değişik yapılı taşlar da olmakla birlikte işte arkada bir başka taş daha var, daha büyük. Ve bu bölge bir kısmı yıkılmış, bir kısmı yatmış, bir kısmı gitmiş. Özel bir bölgedeyiz yine. Tatarcık mezarlığındaki turumuz burada bitiyor. Buradaki mezar taşları eski ve yeni iç içe. Yaşam çok az yaşayan var köyde, daha doğrusu mahallede. Ama tabii düğünün izleri hep burada izlenmeye devam ediyor. İşte karşıdaki o büyük mezar taşları, bir kısmında damga var, bir kısmında yok. Ama bugüne geldiğimizde ise yine işte burada gördüğümüz gibi yeni mezarlar, yeni mezarlıklar. Ama eskinin taşlarının kullanıldığı mezarlar, mezarlıklar yaşam dünden alıp yarına götürmeye devam ediyor. Thank you.
Yine Özdemirci'deyiz. Özdemirci'de bir çeşme başındayız. Karakuyu Çeşmesi. Bu çeşmenin özelliği şu. Bu bölgedeki çeşmelerin birçoğu taşıma başka yerlerden taşınan taşlarla, o taşlara veren şekillerle yapılmış çeşmeler. İşte bu da onlardan bir tanesi ama ilginçliği şu. Şu bölgede ciddi şekilde bir motif var. Selçuklu eserlerinde görmeye alışık olduğumuz motiflere benziyor. Ya vardı ya sonradan benzetilmeye çalışıldı. Ama ilginç. Çeşmenin alınlığı ya da o bir yazısı olabilir. Bu burada bir şey varmış. O yok şu anda. Burası da tas koymayız malum. Ama en ilginç olanı şurası. Burası blok mermerden yapılmış, oyulmuş. Ama işte bir de biz günümüze uyarlamışız. Günümüze nasıl uyarlıyoruz? Ahan da böyle alıp geliyoruz. Galvanizli boruyu mermerin içine koyuyoruz. Atıyoruz betonu. Bir de kaynak yapıyoruz. Ne için yapıyoruz bunu? Karşıdaki kuyuya ya da havuza su taşımak. O nasıl taşınıyor? Şu kapatıyorsunuz bu vanayı. Su karşıya gidiyor. Karşıdan giden, havuza giden su aşağıdan boruyla traktörle yükleniyor. Ovada tütün dikmede ya da başka bir şey dikmede sulama suyu ya da can suyu olarak kullanıyor. Yani çeşmenin dünü bugünü değil. Çeşme dünden gelip yarına can vermeye devam ediyor. Burada olduğu gibi. Biz şimdi yine normale bakalım. Çeşmemizi açalım, suyumuzu içelim. Su güzel. Çeşmenin tarihçesiyle ilgili çok fazla bilgi yok. Yani ne kadar zamanda burada akıyor, ne kadar bu su var, bu çeşme var bilmiyoruz. Belki de o Selçuklular zamanından da kalmıştır, bilemeyiz. Fakat bilinmesi lazım gelen şey bu. Güzel bir çeşme, güzel bir su. Tam da dört yolun olduğu bir yerde. Özdemirci'de. Sevgili izleyenler, her bölgenin kendine özel bir suyu, bir deresi, ağacı, taşı, toprağı, kendi adıyla özdeş bir şey olur ve o bölgenin insanı biraz ona inanır. Sonra onunla ilgili değişik çalışmalar yapılır. İşte burada da Özdemirci'de de böyle bir şey var. Şifalı su kaynağındayız. Şifalı su bu bölgedeki insanların şifalı olduğunu inandığı, hatta bölge dışından çok sayıda insanın gelip kapkacağını doldurup evinde de içtiği bir su. Şifalı oluşu nereden de bilinmez. Tahlil yapıldığı ve işte 10-11 tane içinde farklı mineral olduğu söyleniyor. Teknik detaylarını bilmiyoruz ama suyun tadına da birazcık bakmakta fayda var. Nedir? Hakikaten öyle bir değişiklik var mı diye. Evet. Şöyle tanımlayabilirim. Ya bir şey fazla içinde ya da bir şey eksik. Bana göre biraz yavan bir su. Şifalı olabilir. Mutlaka yer altından çıkıyorsa ki arkası hemen kayalık bir bölge bunun. Aynı zamanda sit alanıymış burası. Bu bölgenin altından, kayalıkların altından çıkıyor. Buradan çıkan su az ileride kayboluyor. Bölgeyle ilgili söylemem gereken bir şey var. O da buranın çok bakımsız olduğu, bu kadar özel, bu kadar hatta kutsal, saygın bir yerin biraz bakımlı, biraz elden geçirilmesi gerekir. Hatta buraya da bir levha yapılıp buraya insanların gelmesinin, doğru yere gelmesinin sağlanması gerekir. Ama mutlak surette bir daha söylüyorum, buranın adına yakışır şekilde eğer şifalı suysa şifalı hale gelmesi için, İnsanların şifa bulması için temiz olması, düzenli olması gerekir. Bunu da ilgililerin, yetkililerin bilgisine sunmuş olalım. Özdemirci'deyiz. Özdemirci'de tarihin derinliğine
küçük adımlarla inmeye çalışıyoruz. Ya da inmek için biz bir başlangıç yapıyoruz. Çünkü Özdemirci Mezarlığı çok özel. Dünden yarına giden yolda önemli mihenk taşlarından bir tanesi. Burası 3 dönem, en az 3 dönem mezar taşlarının olduğu, halen kullanılmakta olan özel bir mezarlık. Öyle ki Cumhuriyet döneminden öncesi, onların daha öncesi olabildiği gibi bugüne kadar gelenler de var. Çünkü üst üste yeni taşlar konmuş, yan yana konmuş, başka yerlerde başka bir şeyler de var. Onlara bakıyorsunuz, arkada işte 2 metrelik, 3 metrelik bazı yerlerde taşlar var, onlarla karşılaşıyorsunuz. Bugün maddi koşulları iyi olanların, maddi durumu iyi olanların daha doğrusu yaptırdığı mermer mezarlarla karşılaşıyorsunuz vesaire gidiyor. Ama şurası bir gerçek ki Türklerin Anadolu'ya geldikten sonraki kullandığı mezar taşı ya da mezarlık geleneklerinin bir bölümünü bu bölgede canlı şekilde görmektesiniz. Ne bunlar dersek, ben tarihçi değilim, çok iddialı konuşmak istemem ama o izler, o bırakılan mesajlar çok net, çok açık. Bazıları balbal tarzı diyor, bazıları işte damgalı mezar diyor, bazıları boy damgası diyor, bazıları soy damgası diyor, bazıları yön levhası diyor. Herkesin söylediği bir şey var. İşin o boyutunu bilim insanlarına bırakıp bu mezarlıkta var olan semboller, damgalar, izler ya da mesajlar her neyse dünle bugünü buluşturup yarına doğru bir söz bırakmak istiyoruz. O söz de şudur. Biz gördüğümüzü gösteriyoruz. Bilim insanları bundan sonrası için yorulmasın, çalışsın. Onların işi odur. Bizim işimiz bilim insanlarının yerine geçmek değil. Tam tersine gördüğümüzü göstermek, dikkat çekmek. Özdemirci mezarlığı içerisinde dolaşıyoruz. Buradaki mezar taşlarından bir tanesi de bu. Burada ilginç bir olay var. Tabii ki tarihçesini bilemiyoruz, ne zaman yapıldığını, nasıl yapıldığını. Ama bunun bir insan motifi olduğunu çok net anlayabiliyoruz. Bu taşla ilgili söyleyeceğim şey şudur. 2012 yılında ilk defa bu bölgede rahmetli Serbest Somuncuoğlu ile çalışma yaparken o zaman biz bunu bulmuştuk ki bunun gibi diğer yazıtlı olan taşı da o zaman ilk defa bulmuştuk. Ama bunlar başına bir şey gelmesin diye çok konuşulmadı, çok dillendirilmedi. Sadece belgeselde kullanıldı o zaman için. Bu o taşlardan bir tanesi. Çünkü şu kadarını da söyleyebilirim. Mesela şu önündeki blok o zaman buna yapışık gibiydi. İlerleyen zamanda sanıyoruz bunu da biraz insanlar fark ettiler ki hemen gördüğümüz olay yaşanmış. Bu da böyle bir taş. Bunun bu sembolün yanında şurada da başka imzaları var. Ama bunların devamı var mıydı? Başka yerlerde başka şeyler var mıydı? Mutlaka vardır. Fakat şu an onları çok fazla bulamıyoruz, bilemiyoruz, dillendiremiyoruz. O kısmı bilim insanlarına bakıyoruz. Ama burada böyle bir taş, böyle bir motif Denizli Özdemirci. Mezarlıkta ilginç taşlardan bir tanesi dünle bugünün nasıl buluştuğunu
anlamaktayız bundan. Nasıl buluşuyor? İşte Mustafa atlı ruhuna Fatiha, Fatiha demiş. Çok eski tarihlerde kullanılmış olan bir taş, yeni tarihlerde yine tekrar o işlevle, o amaçla başka bir mezarda taş olmuş. Şu da olabiliyor mu burada bilemiyoruz. Eski taşlar tekrar kullanılıyor mu? Yani eski mezar üzerine yeni mezar konuyor mu? Kondu mu? Ne kadar eskiye dayanıyor tarih? Bilemiyoruz. Ama biz sadece bir acabalar zinciri koyuyoruz ortaya. Acabaların çözümü bilim insanlarına kalsın diyoruz. İşte burada dün, bugün, yarını bilmiyoruz. Evet, bu da yine bir işaret daha var. Taşlar, bu taşlar bunlar nasıl işlendi onu tam anlayamıyoruz. Çünkü çok sert taşlar o kadar zamanda hiç aşınmayan, bazı aşınmış ama bazı hiç aşınmamış. Bu sıklıkla bu işaretten ya da bu yazıdan mezarlıkta çok karşılaşıyoruz. Yine bunun gibi semboller var ya da şekiller var örneğin. Bazılarının damga olduğu çok belli, çok anlaşılır ama boy damgası olduğu ya da bir gruba ait olduğu. Bazıları da anlaşılır gibi değil. Mesela bu taştaki ilginçtir. Burada sanki bir oyun varmış gibi ya da burada sanki bir yerleşim alanı tasvir ediliyormuş gibi bir hal var. Ve bundan iki tane var. Bir burada var, bir burada var ve yanında da bir ok var. Yine işte baklava dilimine benzer ya da başka artık nasıl anlatılırsa şöyle bir damga var. Bu çok bariz, çok belli. Büyük ve küçük iç içe. Benzeri damgayı aslında bazen kilim motiflerinde falan da görmek değil. Mesela bu baklava dilimini kilim motiflerinde de görürüz. Demek ki bir boy ya da bir anlamı olan bir şey. Ona da yine bilim insanlarına bakıyoruz. Ve böyle böyle dün, bugün, yarın mezarlıkta her şey bize bırakılmış. Mesajı alan, okuyabilen ne güzel, ne mutlu okuyabilene. Okuyamayanlar da işte biz geziyoruz, bakıyoruz. Topu bilim insanlarına atıyoruz. Sevgili izleyenler, Özdemirci mezarlığının içerisindeyiz. Bulunduğumuz yerden ön tarafım dolu eski mezar taşları ve kısmen ileride yeni. Bu önümde de var biraz yeni mezar taşı ama arka taraf boşluk o çamlığın olduğu bölüme kadar. Şu ileride biraz daha taş var. Şimdi bu bölgedeki taşlar ne oldu? Bu bölge mezarlık değil miydi? Bu bölgede komple bu o alanlarda olduğu gibi 2 metre, 3 metre uzunluğu taşlarla dolu. Ancak zamanımızdan önce insanlarımız bu bölgedeki taşların değerini pek bilmediği için burada hazır taş var deyip bunları ihata duvarı yapıyor. Mezarlık duvarı işte evlerin eşiklerinde kullanıyor bir kısmı. Bir kısmı bahçe duvarlarında, okul duvarlarında, belki cami duvarlarında ve umum açık yerlerde kamuya faydalı olacak alanların inşasında kullanıyor. Ve o bölge o zaman ki anlayışta bölge boşaltılıyor. Şimdi bu boşaltma olayı tabii günümüzde halen devam ediyor mu? Artık devam etmiyor. O güzel bir gelişme. Onun öyle olması da hoş. Ancak günümüzde şöyle bir şey daha var. Bu bölgenin koruma altına alınması ya da bakımlı hale getirilmesi için çalışma yapılsın isteniyor. Fakat bu çalışma sadece korunma adı altında kalırsa vatandaş bu bölgedeki mezarlığı kullanamayacağını düşünüyor ve böyle bir endişesi var. O da göz ardı edilmeden bu bir şekilde düzenlenmeli, bir yasal düzenlemeye getirilmeli diyoruz. Birazcık taşların dilini, taşların mesajını okumakta fayda var diyorum. Ve taşlara bakmayı öğreten adam Servet Somuncuoğlu'na buradan rahmet diliyorum. Ona saygı sunuyorum. Onun sayesinde taşları okumaya başladım, taşlarla tanışmaya başladım. O benim taşlara bakışımı değiştiren insandı. Rahmetle anıyorum. 2012'de ilk defa bu bölgeye geldiğimizde onunla bu bölgede bir şeyler keşfettik. Şimdi onlardan bir tanesini sizinle paylaşacağım. Ne yazık, o şimdi rahat uykusunu aldığı parantez içerisinde ölümünün ejder yılı. Tanrım, abanı huzura etsin, günahları bağışlayıp
kabul et kurban aşını. Günümüz Türkçesine çevirdim, bu şekilde çevirebilen yazı işte burada yazıyor. Bu yazı, daha doğrusu bu yazıt 2012 yılı Şubat ayında rahmetli Servet Somuncuoğlu, kameraman Cengiz Karadeniz ve görüntü yönetmeni Veysel Baban ve onların yardımcısı olan Yasin Cemal Galata tarafından. Biz hep birlikte buradayken bulundu. İlk defa o zaman kayda geçti. Uzun yıllar bundan bahsedilmedi. Çünkü başına bir şey gelebilir dendi. Çünkü bu taşın doğal olarak zaten bir düşmanı var. Yani don, sıcak, rüzgar zaten patlatmaktaydı. Ama bir de bu bahsedilirse bunun başına bir şey gelir diyerek bu konu gündeme hiç getirilmedi. Ne zamana kadar? Ta ki yakın zamana kadar. Şimdi ise artık bu biliniyor ama umuyoruz geleceğe taşınır, umuyoruz gelecekte bu daha korunaklı bir yere götürülür. Sevgili izleyenler, bugün tarihin derinliğine bir adım atalım dedik. Dünden yarına bir köprü kuralım. O köprüden kimler gelsin, kimler geçsin biz onu bilemeyiz. Ama biz sadece köprüyü yapalım, gerisi gelip geçene kalsın. O nedenle bugün Özdemirci'deydik. Çığril Özdemirci'de. Özdemirci dünden bugüne, tarihinden, doğasına, yaşam kültüründen, örf, adet, geleneğine vesairesine kadar konumuz oldu. Onlarla ilgili değişik yerlerde çekimler yaptık. Çeşmelerinden, derelerinden, onların çıkan dediği aslında su gözü olan kaynaklardan, hayvancılığından, tarihi çeşmelerinden, Cimcim'inden, Karakuyu çeşmesinden ve tabii ki olmazsa olmazı asıl bu bölgenin tapu senedi olan mezar taşları, bütün burada gelip geçenlerin izlerinin olduğu, mesajlarının kaydedildiği mezarlıkta günü tamamlamak istiyoruz. Mezarlığa dair çok fazla bir şey söylemek istemiyoruz. Yine bununla ilgili söyleyecek olduklarımızı söyledik. Bundan sonrası bilim insanlarının işi. Biz burada günü sonlandırıyoruz. Gün akşama biz eve dönüyoruz. Biz sizin için gezmeye devam ediyoruz. Siz bizi izlemeye devam edin.